sevgili seyirciler. Bir Yıldız Doğuyor programımızdan herkese mutlu günler diliyoruz. Bu hafta futbola değineceğiz. Galatasaray Akademisi'nin göz bebeklerinden U15 takımımızla konuşacağız. Onlarla röportajlar yapacağız. Çalışmaların nasıl devam ettiğini kendilerine soracağız. Röportajlarımıza tabii ki Birkan Bozkurt hocamızla başlayacağız. 8 yıldır Galatasaray Kulübü'nde çalışan, altyapıya emek veren hocamızla çalışmaların nasıl devam ettiğini değerlendirmeye çalışacağız. Masaya yatıracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Keyifler iyi. Yani iyi çalışıyoruz. Haftanın 5 günü antrenmanımız var. Bir gün maçımız oynuyoruz. Yani haftada 6 gün çalışmalarımız devam ediyor. Gidişatımız iyi. Geçen seneden bir çıkışta olan bir takımımız var zaten. Bu sene de aynı şekilde devam ediyor. Yani çok puan durumuna çok takılı kalmıyoruz açıkçası. Hedefimiz A takımı oyuncuyu vermek. Onun için de çabalarımız devam ediyor. Hocam 8 yıldır kulüptesiniz. Çalışmalar devam ediyor. Altyapıya emek vermeyi sürdürüyorsunuz. Kendi kariyerinizle ilgili, kendi çalışmalarınızla ilgili, yol haritanızla ilgili neler düşünüyorsunuz acaba? Buna değinmek isterim. Her zaman futboldan bahsediyoruz, evet. Çocuklardan bahsediyoruz. Biraz da hocalarımızdan bahsetmek lazım. Senin de söylediğin gibi yaklaşık 8 yıldır gururla, şerefle hizmet ediyorum kulübümüze. Yani açıkçası bir kariyer planım yok. Çünkü yani burada olmaktan çok mutluyum. Akademi antrenör olarak, altyapı antrenör olarak çocuklarla beraber olmaktan çok mutluyum. Yani şu an akademimize hizmet eden 98'li oyunculardan beri hemen hemen 2000'ler, 2001'ler, 2002'ler, 2003'ler, ayrılan 96'lılar, 95'ler hemen hemen hepsinde çalışma fırsatım oldu. Çok güzel günlerimiz oldu. Burada olmaktan çok keyifliyim, mutluyum. Yani Türkiye'nin en büyük takımının altyapısı antrenörü olarak burada olduğum için başka bir kariyer planlamam yok. Yani gururluyum, mutluyum. Hocam cevabın gerçekten çok güzeldi. Tebrik ediyorum. Takımın gidişatından biraz bahsedelim. Bir gurur yaşadık. 4 oyuncumuz milli takımda yer alacak, oynayacak. Hem bu durumdan hem de takımın genel gidişatından biraz söz eder miyiz acaba? Yani yeni açıklanan milli takımda 4 tane oyuncumuz olacak. Yani bu 1 ile başlamıştı. Yavaş yavaş arttırdık bu sene de. Nihat, Atalay, Bozan zaten devamlı milli takım oyuncusuydu. Bu sene de sağ bekimiz Furkan'ı milli takıma verdik. Sanırım 15-17 Aralık gibi İngiltere'de bir özel turnuvaya gidecekler. Furkan'a da davet yazısı geldi. Çok mutluyuz, gururluyuz. Çocuklara da örnek verdim zaten. Yani hani bizim için başarı lig kıstası değil. Yani milli takıma verdiğimiz oyuncu ya da yukarı takımlarımıza, üst yaş grubuna mesela 2002'li Mustafa Kapı zaten herkesin bildiği gibi üst yaş grubunda oynuyor. Ya bizim için referanslar bunlar, yoksa yendik, yenildik, ikinciyiz, lideriz. Yani çok önemli değil. Bu takım U13'teyken de Türkiye şampiyonu oldu. Ama hani eksikleri gidere gidere gidiyoruz. Her şey yolunda. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Keyif alıyoruz. 11 maçlık süreç bitirdik. Ondan da birkaç bilgi vereyim. 9 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldık. Yani ikinci gidiyoruz. Beşiktaş'ta bir puan var aramızda. İçeride oynayacağız 3 hafta sonra. Ya onlar da iyi. Gerçekten iyi takımlar. Biz de iyiyiz. Keyif alarak, mutlu olarak, eğlenerek ve öğrenerek, yani futbolun temel prensiplerini, savunmasını, hücumunu her anlamda öğrenerek, çocuklara öğreterek devam ediyoruz. Hocam her programımızda sonuç itibariyle bir Yıldız Doğuyor altyapı programı olduğu için altyapının da tek gayesi, tek amacı A takıma oyuncu verebilmek, oyuncu hazırlayabilmek olduğu için bu soruyu sormaktayım. Bu grupta gelecek vadeden A takımda oynayabilecek kapasiteye sahip oyuncularımız mevcut mu acaba? Ya her grubumuzda olduğu gibi bu grupta da mevcut. Yani daha bunu söylemek için çok erken ama hani bu ışığı yıllardır veren oyuncularımız var. Yani Atalay hemen hemen bir 6-7 senedir burada eğitim görüyor. Gayet iyi durumda. Fiziksel olarak eksiklerini giderirsek olabileceğini düşündüğümüz oyuncular. Nihat var, savunmada milli takım oyuncularından olabilir. Bozan arkadaşımız var. Yani bunlar şu an bayrağı taşıyorlar ama hani artık 8 yıllık bir tecrübeyle de alakalı söylüyorum. Hani 16-17'de daha farklı oyuncular çıkabilir. Mesela Arda Yıldız var mesela, birkaç haftadır baya baya iyi çıkışta. Ondan umutluyuz. Hani şu an belki çok
henüz noktaya çıkamadı ama gelişimi gayet iyi gidiyor. Bu sene transfer ettiğimiz Halit var, Diyarbakır Ahmet Spor'dan aldık. Fiziksel dezavantajları var şu an ama farkı kapatıyor yavaş yavaş, ondan umutluyuz. Hani şu an söyleyebileceklerim bu, ama hani diğer oyuncularla alakalı olmayacak anlamında değil. Sadece İsmen şu an biraz daha önde ama o farkı kapatabilecek oyuncu sayımız çok açıkçası. Aslında çok güzel noktaya değindiniz. Şu an bayrağı taşıyan, ön planda olan oyuncuların olduğundan bahsettiniz ama bu yaş grubunda hiç dikkat çekmeyen, hiç ön plana çıkmayan oyuncuların da ilerleyen yıllarda A takıma kadar yükselebildiğinin örneklerini gördük. Arda demişken, Arda Turan mesela bence bunlardan biri. Aynen. Arda Turan 13 yaşındayken, 14 yaşındayken burada oynadığı süreçte çok dikkat çeken oyunculardan biri değildi. Ondan çok daha ön planda olan oyuncular vardı. Ama şu an Barcelona'da oynuyor kendisi. Evet. Dolayısıyla tek kıstas bu değil galiba. Tabii ki, yani içimizden çıkan en önemli örnek Arda Turan. Bu örnekte olduğu gibi hatta bir sene kiralık Manisa'ya gitti geldi. Ondan sonra nasıl geldiğini hepimiz gördük. Yani çok önemli bir örnek. Bütün oyuncular örnek alması gerekiyor. Bizler de, antrenörler, teknik ekipte. Dediğimiz gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onlar da pes etmeden 22 kişiyiz kadroda. İşte biz 11 kişi oynatabiliyoruz. 5 oyuncu değişikliğimiz var. Yani hak edenleri oynatmaya çalışıyoruz ama biz bir profesyonel takım değiliz. Herkesi oynatmaya çalışıyoruz. Yani maçın durumuna göre, maçın lig durumuna göre, lig puanına bakmadan hemen hemen herkesi şu ana kadar hepsi ilk 11 başladı. Hepsi oyuna girdi. Yani kıstas aldığımız bunlar. Yoksa hani ikinciyle oynuyoruz, üçüncüyle oynuyoruz diye düşünerek hep aynı oyunla, hep aynı oyuncularla oynamaktansa herkese şans vermeye çalışıyoruz. Buradaki amaç, bahsettiğiniz her oyuncuyu ilk 11'de başlattık, her oyuncuyu sahaya sürdük derken oyuncuları kaybetmemek adına mı bunu söylüyorsunuz? Psikolojik anlamda kendilerini kötü hissetmemeleri için, bir buhrana düşmemeleri için mi bunu yapıyorsunuz? Ya aslında çok o değil. Neticesinde 22 tane oyuncu Galatasaray'da oynuyorsa bunlar zaten meziyetli oyunculardır. Yani bizim tabii ki her takımda 22'si birbirine eşdeğer oyuncu olmayacak. Ya da 19, 3 kalecimiz var. 19 oyuncu birbirine eşdeğer olmayacaktır. Her takımda olduğu gibi. Biraz daha fazla geleceğini düşündüğümüz oyuncular biraz daha fazla şans buluyorlar ama hani kaybetmek korkusu değil. Oyuncu Galatasaray'da oynuyorsa zaten meziyetleri Türkiye'nin en üst seviyesindeki oyunculardan biridir. O yüzden herkese şans vermeye çalışıyoruz. Kaybetme korkusu, ya psikolojik olarak yardımda, destekte de bulunuyoruz. Hani biraz düştüğü zaman, biraz moral motivasyonu indiği zaman ya oyunu alıyoruz ya ilk 11 başlatıyoruz. Tabii ki hak ediyorsa, onun dışında hani üzülüyor diye de bir takım değişiklikler yapmıyoruz ama herkes oynuyor, herkes keyif alıyor. Yani ligimizde, grubumuzda buna uygun herkesi oynatıyoruz. Yani puan durumuna bakmadan şu ana kadar gidişatta olumlu, söylediğim gibi. Sevgili seyirciler, Sayın Hocam pek bu konuya değinmemi istemedi aslında ama ben dayanamadım. Bir gazeteci olarak bunu sormak durumundayım. Pek bir haber değeri taşıyan bir olay değil aslında ama Birkan Hocam'a Florimet.ay tesislerinde, akademide Mourinho diyorlar. Bunun gerekçesini öğrenmek istiyorum. Neden Mourinho dendiğini sormak istiyorum. Aslında söyleyenlere sormak lazım ama onlara da soracağım. Size en başta sorayım. Ya bilemiyorum, yani bunu ikinci senemde bir Türkiye şampiyonluğu gelmişti 98'lerle beraber. Ondan sonra yani hoca arkadaşlarımız öyle bir uygun gördüler. Belki kenarda duruş tarzında onlara örnek olmuş olabilir. Yani öyle bir yakıştırma yaptılar. Teşekkür ediyorum onlara ama benim çok söyleyecek bir şeyim yok bu konuda. Ya onlar öyle uygun görmüş. Senin de söylediğin gibi onlara sormakta fayda var. Ama hocam şimdi bakıldığı zaman Mourinho denmesi bence kıvanç duyulacak, gurur duyulacak bir detay. Yani dünyanın en iyi teknik direktöründen bahsediyoruz. Futboluna menajer olarak damga vurmuş bir isim. Keşke biz de oralara kadar gelebilsek. Yani ismen anılmak tabii ki gurur verici, mutlu edici. Ama hani yani çok söyleyecek sen, bir şey yok. Sen şu anda hocam mütevazı olmaya çalışıyorsun. Evet. Her zaman mütevazılığından geri kalmaz Birkan Bozkurt hocamız. Sizin kariyer planlamanızda az önce Türkiye'nin en iyi kulübünde çalıştığınızdan söz ettiniz ama muhakkak A takım çalıştırmak vardır değil mi hocam? Yani aslında ilerleyen yıllarda yani yaşım
40 yaşındayım yani. 30... Hocam gerçekten sen 40 yaşında mısın, evet, şu anda? Evet, 40 yaşındayım. O zaman 40 gösteriyor mu hocamız? Göstermiyor. Gerçekten 40 göstermiyor. Ben yaşını bilmiyordum hocamın. 35-34 dolaylarında olduğunu düşünmekteydim. 40'mış. O zaman A takımda çalışma yaşı bence geldi. Vakti geldi. Ben altyapıda mutluyum. Galatasaray'ın altyapısında hizmet etmekten çok mutluyum. Ama sonuç itibariyle bu oyuncular A takıma çıkabilmek için bir çaba, gayret gösteriyorlar değil mi? Evet. Sizin de hedeflerinizde A takım yok mudur? Ya şimdi şöyle, ben aslında şöyle bir ayrım yapıyorum. Yani altyapı antrenörü olarak devam etmek var. Üst düzeyde profesyonel takımlarda. Yani ben şu an dediğim gibi çocuklarla olmaktan çok mutluyum. Yani ve antrenör olarak gözümü burada açtığım için yani mutluyum. Yani buraya gelişimde her gün geldiğimde mutluyum. Yani işte hocalarımızı görüyoruz büyük yukarıda. Yan hocamız bizimle ilgileniyor. Yani Orhan hocamız geliyor, Ayhan hocamız geliyor. Onlarla olmaktan keyifliyiz. Hani biz aslında yukarıyı çok aramıyorum ben teknik anlamda. Çünkü çok iç içeyiz onlarla. Aşağıda olmak, yani ben belki de kariyerime altyapı antrenörü olarak devam etmek istiyorum. Tabii ki bu işler kısmet. Neyin ne götüreceği, nelerin ne getireceği çok belli değil. Ama çocuklarla olmaktan mutluyum. Benim için en önemli kıstas bu. Yıldız doğuyor da röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncu kardeşlerimizden Yiğit Turgut'la birlikteyiz. O da kanatların vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi. Nasıl gidiyor çalışmalar Yiğit'ciğim? Güzel abi. Takımca çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ligde ne yaptınız mesela? Anlat bize biraz. Abi ligde ilk başlarda iyi gidiyorduk. 5'te 5 gidiyorduk Beşiktaş maçına kadar. Hala iyi gidiyorsunuz. Aynen, iyi gidiyoruz. Bir tane mağlubiyet var. Aynen. O da nazarlık olsun. Aynen abi, nazarlık olsun. Ondan sonra bir puan var liderle. Yani iyi, sene sonu şampiyonluğu hedefliyoruz ki inşallah ama şimdi, olacak. Ama şimdi asıl amaç şampiyonluk mu yoksa A takıma kendinizi hazırlamak mı? Şampiyonluk falan bunlar olayın detay kısmı. Önemli olan buradaki amaç sizin hazırlanmanız, sizin yeteneklerinizi ortaya koyabilmeniz, A takıma yükselebilmeniz. Bizim gayemiz bu. Aynen abi, doğru. Olacak mı? İnşallah abi. Sen mesela bu hedefle ilgili, A takım hedefiyle ilgili neler düşünüyorsun? Daha çok gençsiniz tabii ki. Daha 15 yaşındasınız. Evet. Bunu konuşmak için şu an erken belki ama bu hayalinle ilgili, bu gayenle ilgili neler düşünüyorsun? Abi her çocuk gibi yani benim de hayalim A takımda futbol oynamak. Abilerimle birlikte, dünya yıldızlarıyla birlikte oynamak benim de hayalim. İnşallah hocalarımın öğrettikleriyle A takıma çıkacağım. İnşallah. Peki ben sana sorsam şu anda. Sen tam anlamıyla hangi mevkide oynuyorsun? Sol bek abi. Sol bekte oynuyorsun. Spesifik anlamda kendi yeteneklerini baz alırsak en iyi özelliğini sorsam ne söylersin bana? Abi yani hem hücuma... Çok mütevazı olma, söyle. Tamam. Hem hücuma çıkıyorum, yani hücum özelliğim var, hem defans özelliğim var. İyi orta açıyorum abi yani. İyi orta açtığını biliyorum çünkü Yiğit Turgut duran topların vazgeçilmezi. Sağdan da korner olsa Yiğit kullanıyor, soldan da korner olsa Yiğit kullanıyor. Bazen duran topları da Yiğit kullanıyor. Gerçekten ayağın iyi. Sağ ol abi. Aynen. Ama şimdi daha tabii bundan ibaret değil. Aynen. Süratin nasıl mesela? Kanatta oynayan bir oyuncunun bence olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi süratli olması. Aynen. Vurmayı görüyorsun. Aynen abi, yani bek ve kanat oyuncuları her zaman hızlı olmalı. Yani ben de hızlıyım abi. Öyle mi? Yani, aynen abi. Biraz daha hızlı olabilirsin. Olabilir. Ama. Aynen. Mesela Burum'a kadar hızlı olabilme şansın var mı? Burum'a kadar abi olma şansımız yok ama çalışarak... Niye olmasın? Yiğit, ben senden şu an farklı bir cevap bekliyordum. Yani Burum'a kadar şu an değil belki ama ilerleyen yıllarda Burum'a kadar hızlı olabilirim cevabını senden şu an, bekliyordum. Şu an abi olabilirim. Yani şu an olamam ama ileriki zamanlarda olabilirim. Helal abi. Tamam. Ben onu diyecektim. Öyle mi diyecektin? Aynen abi. Tamam, anlaştık tamam. O zaman. Şimdi takım arkadaşların aran nasıl? İyi abi, takım arkadaşlarım. Takımdaşlık önemli biliyorsun. Yani başarının gelmesindeki en önemli kriterlerden bir tanesi takım olabilmek. Belki bireysel anlamda yetenekleri ortaya koyuyorsunuz ama bireysel anlamda yeterli olmak
yeterli değil sadece. Takım halinde kenetlenmek, takım halinde birlik, beraberlik, etle tırnak gibi olabilmek bence en önemli şeylerden biri. Bence de abi. Abi biz zaten takımda hem arkadaşız hem kardeşiz. Sadece futbolda görüşmüyoruz. Antrenman ve maçlardan sonra da dışarıda görüşüyoruz. Alışveriş merkezlerine gidiyoruz. Sinemalara gidiyoruz abi. Yani kardeş gibiyiz artık. Her gün birbirimizi görüyoruz. Aile gibiyiz. Kavga gürültü oluyor mu hiç? Yok abi. Yok. Gerçekten mi? Vallahi abi. Birbirinizin kalbini kırmıyorsunuz değil yok mi? Yok abi. Kim hata yaptıysa onu motive ediyoruz. Kim olumlu iş yapmışsa onu da motive ediyoruz. Daha iyisini yapmış. Maçta mesela bir tane oyuncu çok fahiş bir hata yaptığı zaman, örneğin penaltı kaçırdığında veya geriye pas attığında, rakip gelip topu alıp gol attığında ona destek oluyor musunuz? Oluyoruz abi. Zaten o hata yapmış olmuyor. Takımcı hata yapmış oluyor. Bence de. Yani o yüzden arkadaşımız iyi abi. Galatasaray U15 takımında savunmanın bel kemiği stoper mevkiinde oynayan Metehan Baltacı ile birlikteyiz. O da fiziğiyle, sağlamlığıyla dikkat çeken oyunculardan bir tanesi. Şöyle başlayayım. Senin mevkiinde oynayan bir oyuncu için, yani stoperde, olmazsa olmaz nedir? Olmazsa olmaz çok sakin olmalı bir kere Serbay abi. Çünkü bu yeni futbol döneminde geriden oyun kurma çok önemli. Eskiden hep uzun vuruluyordu. Bir futbolun amacı kalmıyordu. Hem sakin olmalı hem de gerektiği yerde sağlam olmalı. Karşı forvet en azından ilk dakikadan anlayacak böyle. Hani o stoper sert, benim işim çok zor. Anlaması gerekiyor. Peki anladığım kadarıyla uzun top yapmadıklarından dolayı biraz da teknik lazım galiba. Teknik kesinlikle lazım. Bu arkadaşlarım da zaten bu özelliğimi bayağı beğeniyorlar. Hatta takımın içinde en iyilerden biri de olduğumu düşünüyorlar. İnşallah böyle devam eder. Bence de öyle. Mesela geçen İnegöl mücadelesinde senin maçını anlattım. Daha önce de anlattım. Senin tekniğin gerçekten çok iyi. Aynen abi. Ben de zaten o özelliklerimi çok seviyorum. Peki o zaman tekniğin iyi olduğu için sadece ve sadece savunmada mı oynamak istiyorsun? Ya aslında ben o şimdi hocam duyacak ama orta sahada oynamak daha çok öyle istiyorum. Mi? Aynen. Buradan Birkan Bozkurt hocamıza selamlarımızı yollayalım. İsteği geldi Metehan'ın. Stoperde değil artık orta sahanın göbeğinde oynamak istediğini söylüyor. Doğru mu? Vallahi doğru Serbay. Çünkü bazen savunmadan ileri de çıkıyorum. Öyle hücumsal yönümü çok geliştiriyorum. Sen zaten gol de arıyorsun. Aynen abi. Çok gol arıyorum. İleri falan çıkıyorum. Hocamızın yine takdiri ama yani duydu artık yapacak bir şey yok. Peki sen stoperde gerçekten çok başarılısın. Orta alanda da böyle başarılı olabileceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum abi. Çünkü tekniğim orta sahaya uygun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca fiziğim. Ayrıca sağ bekle oynuyorum. Biraz yönlü. Yönlüyüm yani. Metehan hiç mütevazı değil. Metehan gerçekten mütevazı tabii ki. Şaka yapıyorum. Kendine çok güveniyor. Bence futbolun olmazsa olmazlarından bir tanesi de kendine güvendir. Bu özelliğinden dolayı seni tebrik ediyorum. Olmazsa olmaz bence. Futbolda biraz böyle bir tedirginlik veyahut güven kaybı çok olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Sen de bunun farkındasındır. Takımın gidişatıyla ilgili, çalışmalarla ilgili neler düşünüyorsun? Gün geçtikçe daha iyi oluyoruz abi. İlk hafta biraz kötü futbol oynamıştık ama her geçen hafta daha iyi oynuyoruz. Aynı şekilde Birkan hocamız da onun sayesinde böyle gelişiyor. Yani çok iyi bir durumdayız. İnşallah Beşiktaşlarımızdaki puan farkı 1. Sezon sonunda Türkiye şampiyonası olup kupayı getireceğiz Flora'ya. Metehan Baltacı bundan 2 sene sonra veya 3 sene sonra Galatasaray A takımında oynayabilir mi sence? Çok oynamak istiyorum abi. Kendime de çok... Ben de oynamak istiyorum Metehan. Abi... Kim oynamak istemiyor ki? Abi, şu an Ozan'a sorsam orada, kameraman arkadaşım Ozan'a sorsam A takımda oynamak ister misin diye. Eminim o da, bak kafayı şu an sallıyor, o da oynamak ister. Ben de oynamak isterim Metehan'cığım. Ama sadece istemek, tabii ki istemek çok önemli. Ama istemenin yanında bazı özellikler, kriterler de lazım. Bunlar var mı sende? Tabii ki de var abi. Düşünüyorum ama tabii kendimi çok geliştirmek istiyorum yani. Yani şu an A takım seviyesinde değilim tabii ki de ama her geçen gün kendimi geliştiriyorum. İnşallah A takıma çıkacağım. Metehan bence A takıma çıkabilmek veyahut profesyonel olabilmek sizlerin elinde. Ama sadece sanki bu antrenmanlar ibaret değil gibi.
Kesinlikle. Ekstra çalışmalar yapıyor musun? Ekstra çalışmalar genellikle yazın daha çok oluyor. Çünkü okuldan geldiğiniz için şu anda biraz zor oluyor. Aynen, çünkü hem okul yorgunluğu hem buradaki yorgunlukla birlikte olmuyor ama yazınlığın kesinlikle yapmamız gerekiyor. O zaman futbolu unutuyoruz. Geldiğimizde herkes bizden daha üstün oluyor. Daha düşük performans gösteriyoruz. Peki fiziksel özelliklerini geliştirebilmek için ayrıca bir şey yapıyor musunuz? Cahilliğime ver. Yani neler yapıyorsunuz mesela? Abi fiziksel özellik... Fitness, gym'e giriyor musunuz fitness, örneğin? Evet, bütün takım olarak giriyoruz Onur hocamızın eşliğinde. Ayrıca fizik için çok iyi beslenmemiz gerekiyor bence. Bu da bizim elimizde. Senin sürekli et, balık, evet. Tavuk... Şu an aslında tavuk yemek çok iyi bir şey değil. GDO'lu olduğu için tavuğu tavsiye etmiyoruz pek fazla ama sürekli protein alman lazım. Son bir seneden beri yemiyorum abi tavuk o haberlerden sonra. Ama et, balık hep yiyorum abi. Fiziğim için çok önemli çünkü. Ama senin zaten fiziğin çok iyi. Ama biraz daha geliştirirsen kesinlikle. Çok ön planda olursun. Birkaç adım öne çıkarsın bence. Aynen abi, kesinlikle. U15 takımımızın golcü isimlerinden Atılay Yıldırım'la birlikteyiz. Tabiri caizse leblebi gibi gol atıyor Atılay Yıldırım sevgili seyirciler. Bu sene kanatta oynuyor. Yine gollerine devam ediyor ama geçtiğimiz yıllarda gerçekten sayısal anlamda çok fazla gol attığını söylemek durumundayız. Bu sene biraz goller azaldı mı? Bu sene abi şu an 11 maç oldu. 7 golüm var. 8 tane. Pardon, ben lafımı şu an geri alıyorum. 7 tane gol atmış 11 maçta. Oran çok iyi. 8 de asistim var abi. Daha ne olsun. 8 asist, 7 gol, 11 maçta. Dile kolay. Tebrik ederim. Elini sıkmak istiyorum. Çalışmalardan biraz bahset Atalay. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Ligdeki durumunuz gayet iyi. Evet. Daha çok çalışmalardan, evet. Gidişatınızdan bahsetmeni rica ediyorum. Sene başı yeni bir grup, yeni bir hoca, alışma süreci, yeni transferler. Arkadaşlarımız uyum sürecine çok çabuk alıştılar. Bu da çok önemli tabii takımımız için. Sene başı tabii ki çok iyi başlamamız söylenemez. Her takımda olduğu gibi. Ama sene başından şu ana kadar kaydettiğimiz mesafe çok büyük. Birkan hocamızın bunda büyük bir emeği var. Hocamız bizim için çok güzel çalışmalar hazırlıyor. Bizim gelişmemiz için bize çok güzel şeyler söylüyor. Ve bu da bize çok büyük bir etki ediyor. Takımımız şu an ikinci sırada ama birinciyle aramızda bir puan fark var. Bu puan farkı tabii ki kapanacak inşallah. Şu andaki durumumuz gayet iyi. Takımımız çok motive. Son maçta da güzel bir galibiyet aldık İnegöl Spor karşısında. Her şey şu an çok güzel gidiyor. Şu anki konuşmasından da anlayacağınız gibi Atılay Yıldırım futbolu bıraktıktan sonra yorumculuk yapacak. İnşallah mükemmel konuşuyor. Mükemmel kendisini ifade ediyor. Bu özelliği neye borçlusun? Abi bilmiyorum. Gerçekten mükemmel konuşuyorsun. Zaten yıllardır seninle röportaj yapıyoruz. Çok daha ufakken bile yine iyi konuşuyordun. Ama şu an kendini çok geliştirmişsin. Evet abi, herhalde çok bu işi sevdiğim için kendim aslında hangi söylemiyorum. Hangi işi? Yorumculuğu mu, futbolu mu? Yani bu yorumculuğu seviyorum aslında. Öyle mi? İkisini de çok seviyorum. Allah Allah. Herhalde demek ki televizyondan yorumcuları çok takip ediyorsun. Evet, maçlardan sonra. Kimi sevdiğini sormayacağım. Yok, söyleme. Tabii ki sensin abi. Maçlardan sonra. Ben miyim? Evet abi. Ben yorumcu değilim. Yani spiker, muhabir ederim. Olarak. Sen muhabirlik, spikerlik vesaire sever misin? İster misin? Yani yok abi, tabii ki istemem. Futbolcu olmak aynen, varken evet. Ne işin var be Atalay? Ya, sadece... Böyle, benim yaptığım işi evet. Futbolcu olmak dünyanın en güzel şeyi. Güzel paralar kazanıyorsunuz inşallah. Popülerlik, şan şöhret, mükemmel bir kariyer, milli takım, ay yıldızı formayı terletiyorsun şu anda. Evet. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Tabii ki abi. Yani bunlar da öncelikle tabii ki hocamın ve takım arkadaşlarımın çok büyük yetkisi var. Hiçbir insan kendi başına hiçbir şey başaramaz tabii ki. Hiçbirini desteklemeleri lazım. Arkasında sağlam bir ailesi olması lazım. Aile desteği ne durumda? Çok yani şu an... Baban zaten seninle çok ilgileniyor, biliyorum. Yani benim bu duruma gelmemde en büyük sebeplerden biri de ailem tabii ki. Yaklaşık 8 yıldır buradayım ve hiç bıkmadan, usanmadan benim peşimden koşuyorlar. Futbolcu olabilmem için, A takıma çıkabilmem için. 8 yıl şu anda geride kaldı. Evet. U15 takımında oynuyorsun. Atılay Yıldırım bundan
2 sene sonraya, 3 sene sonraya baktığı zaman o takımda, yani A takımda kendisini görüyor mu? Tabii ki görüyorum abi bunu da. Eğer görmezsen zaten inanmazsan başaramazsın bunların hiçbirini. Mükemmel cevap. Yine mükemmel cevap. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Tabii ki hayal kuruyorum A takıma çıkmayı. Ne gibi hayaller kuruyorsun? Galatasaray'da. Mesela A takım formasıyla Türk Telekom Arena'da gol attığını hayal ediyor musun? Tabii ki ediyorum abi. Her gece. Ne yaparsın mesela? Her gece mi? Yani her gece düşünüyorum antrenmandan sonra mesela. Acaba çıkacak mıyım? Çıkmak için neler yapmam lazım? Hep kendimi geliştirmek için düşünüyorum ne yapmam gerektiğini. Maç izliyor musun? Tabii ki izliyorum abi. Avrupa Ligi, İngiltere, Fransa, İspanya, her neyse bütün ligleri takip ediyorum, etmen lazım ediyorum, bence. Takip ediyorum, evet. Bütün ligleri takip ediyorum. Özellikle İngiltere'yi çok takip ediyorum. İngiltere futbolu çok hoşuma gidiyor. Hangi ligi mesela kendine daha yakın görüyorsun? Ben İngiltere Ligi'ni çok kendime yakın görüyorum. Çünkü senin oyun karakterine orası daha mı yakın? Çok yakın. Yani ben öyle görüyorum. Bilmiyorum nasıl etrafımdakiler nasıl görüyor ama benim düşüncem böyle. İnşallah günün birinde de orada futbol oynayacağım. İngiltere'de Premier Lig'de Atılay Yıldırım'dan çok iddialı bir söylem geldi. A takımda oynadıktan sonra Galatasaray, evet. Öyle değil mi? A takımda oynadıktan sonra. Tabii ki abi, Galatasaray takımından sonra. İngiltere'ye Premier Lig'inde oynayacağını söylüyor. Hangi takım? Ya benim hayalim Arsenal diyelim. Vay 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 vay. Arsene Wenger bence hala görevde olur o zaman. İnşallah abi. Yani tabii. 10 sene sonra Arsene Wenger hala çalışır. Yani umuyorum, kimin çalıştığı önemli değil de. Ben oynayayım mı diyorsun? Evet, Arsene Wenger de olsa kim olursa olsun mühim değil. Peki milli takımı sormak istiyorum. Ay Yıldızı formanın zaten gedikli oyuncularından bir tanesi Atılay Yıldırım. Her sene A takıma, milli takıma muhakkak gidiyor. O formayı giymek neler hissettiriyor sana? Abi tabii ki çok büyük bir gurur. Yani milli takım forması üzerinde. Tabii ki Galatasaray da çok önemli ama milli takım bir farklı. Ay Yıldızı formayı terletiyorsun, ülken için oynuyorsun. Ve bu da üstünde çok büyük yani o kadar kolay bir forma değil onu giymek. Yani o yüzden ülkemiz için tabii ki biz de çok büyük mücadeleler veriyoruz maçlarda, hazırlık maçlarında. Genellikle aylarda bir hazırlık maçı oluyor. 2 ayda bir, 3 ayda bir. U15 milli takım, şu anda U15'iz biz. U15 milli takımının hazırlık maçları, turnuvaları oluyor. Bu da bizim için çok büyük bir gelişim kaydediyor. Yani Galatasaray eğer milli takımı seçiliyorsan tabii ki çok büyük bir gurur. Ama önemli olan mesela milli takımda oynayıp da futbolcu olamamaktansa Galatasaray'da oynayıp milli takıma gitmemek. Yani Galatasaray'da oynayıp futbolcu olursan o daha büyük bir şey. Atılay var ya, şu an şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Atılay inanılmaz konuşuyor. İnanılmaz tek kelimeyle. Sen, ne oldu sana, ben anlamadım sana. Sen evde çalışıyor musun bu akşamları? Herhalde bilmiyorum abi. Çok mu televizyonda yani yorumcuları veya futbol programlarını, spor programlarını çok mu izliyorsun? Yani herhalde kitap okumaktan da olabilir. Tamam. Şu an benim gönlümü şu anda bir anda fethetti. Kitap okuduğunu söyledi. Benim şu an kalbimi çaldı. Ne okuyorsun mesela şu an? Abi tabii ki spor kitapları okuyorum. Şu an yıktın beni bak. Yani, spor kitaplarından mı ibaret olay sadece? Yok. Tarih okuman lazım, felsefe okuman lazım, roman okuman lazım, evet. Polisiye roman da okuyabilirsin. Sadece futbol kitapları okuma veya sporu anlatan kitapları okuma. Kendini başka alanlarda da geliştir bence. Evet, doğru söylüyorsun abi. Ama ben sana kitap hediye edeyim mesela. Olur abi. Okuyacağım tamam. mı? Okuyacağım abi. Okuyorum zaten. O yüzden mesela 400 sayfalık, 500 sayfalık bir kitabı ne kadar zamanda bitirirsin? 40 günde bitiririm abi. Her gün 10 sayfa okusam. Helal olsun. Mükemmel. Mükemmel cevap. Röportaj yapmaktan biraz çekindiği için Furkan Ceylan. Ama en nihayetinde başlayacağız. Şu an tutuyorum kendisini. Yoksa kaçmaya çalışıyor. Biraz utangaç galiba. Şimdi ben onu yavaş yavaş sakinleştireceğim ve açmaya çalışacağım değerli izleyiciler. Furkan Ceylan'la birlikteyiz. Şu an Furkan'ın aslında biraz telaş yapması normal. Çünkü kameranın arkasında bütün takım halinde bize bakmaktalar, Furkan'a bakmaktalar. Ondan dolayı Furkan biraz utangaçlık yapıyor. Furkan, ama utangaçlığa gerek yok. Furkan Ceylan milli takıma seçildi. Milli takıma seçildiği için de bu gururla ilgili ondan yorum alacağız. Ne diyeceksin? Ne diyeyim abi?
nasıl ne diyeyim, milli takıma seçildin Furkan. Mutluyum abi. Kaçma bak, şu an seni tutuyorum bak. Şu an baskı yapıyorsun koluma şu an, farkında mısın? Milli takım hedefinle ilgili, bu hayalle ilgili duygularını alayım, düşüncelerini alayım. Abi mutluyum ya. İnşallah devamı gelir. Mutlu olunmaz mı hiç? Herhalde mutlusun. Abi, mutluyum abi. Nasıl oldu bu iş yani? Milli takım takım arkadaşları Furkan'ı gerçekten çok seviyorlar. Bu güzel bir şey bence Furkan. Seninle böyle ilgilenmeleri, senin böyle konsantrasyonunu bozmaya çalışmaları seni sevdiklerini gösteriyor bence. Milli takımdan biraz bahset. Çalışmalar meyvesini verdi. Milli takıma seçildin ilk defa. Bundan dolayı bizler de çok mutluyuz. Doğru abi. İşler güzel gidiyor. Antrenmanlar güzel. İnşallah devamı gelir. Yani. Çalışmalar nasıl devam ediyor? Takımın gidişatı nasıl? Bundan da bahset bize. Abi takım iyi ya. Bana dön. Takım iyi abi. Güzel yani, galibiyetlerle gidiyoruz. İnşallah devam gelir yani abi, ne diyeyim. Nasıl ne diyeyim Furkan, şu an basketboldan veya voleyboldan veyahut eskrimden başka ne sporu var? Judodan bahsetmiyoruz, futboldan bahsediyoruz. Senin ilgi alanından bahsediyoruz, mesleğinden bahsediyoruz. Futboldan konuşamayacağında neden konuşacaksın ki başka? Abi utanıyorum ya. Utanma, bir şey yok, ben senin abinim. Doğru. Benden utanmıyorsun zaten, beni tanıyorsun. Ekranlardan mı utanıyorsun? Aha. Ay şimdi ileride sen şimdi A takıma inşallah yükselirsen inşallah ne yapacaksın? Konuşman lazım. Nasıl halledeceğiz o işi? Röportaj talepleri gelecek. Herkes peşinde pervane olacak. Röportaj yapalım diye. Ne yapacaksın? Ben konuşamıyorum mu diyeceksin? Abi öyle demeyeceğim de. Bence de utangaçlığını yavaş yavaş böyle işte röportaj yapa atman lazım. A takımda seni görebilecek miyiz? Ben Bodoslama böyle sorumu sorayım. Abi inşallah ama çok zor. Çalışmak ama zoru lazım. Başarmak sizin elinizde. Doğru abi. Çok çalışırsak olur abi. Ama seni gerçekten maçlarında takip ediyorum. Maçlarını anlatıyorum. Çok süratlisin Furkan. Doğrudur abi. Değil mi? Süratli değil misin? Süratliyim. Tamam süratliyim de. Mütevazı olma. Abi. Söyle. Güzel özelliklerini paylaş bizimle. En güzel özelliğin mesela, en iyi yaptığın şey hangisi? Top kesmem. Hırslı olmam. Evet. Savaşçı karakterin. Aynen. Çünkü rakiplerinle mükemmel mücadelelere giriyorsun. Doğru abi. Hep doğru abi diyorsun. Hiç başka bir şey demiyorsun. Ben ne sorsam sana doğru abi diyorsun. Niye öyle Furkan abi, ya? Çok utanıyorum. Beni şu an mahvettin ya. Bak sevgili seyirciler, Furkan antrenmanda bu kadar terlemedi. Burada terledi. Ya bu terler antrenmanda olmadı. Şu an röportajda oldu. Yavaş yavaş ben seni açacağım böyle. Her geldiğimde seninle röportaj yapacağım. Seninle muhakkak konuşacağım. Yavaş yavaş böyle açılacaksın. İki doğumlu kardeşlerimizden Samet Almalı ile birlikteyiz. O bu sene transfer oldu takımıza. Hatta transfer olduktan sonra şanssız bir hadise yaşandı. İlk çıktığı maçta ayağı kırıldı ama şu an tedavisi devam etti. Sağlığına kavuştu. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Transfer sürecinden bahset Samet. Nasıl gelişti? Nereden geldin? İlk maçtaki bizi üzen hadiseyi de anlat. Buradan başlayalım. Tamam abi. İlk başta Sivas'taydım abi, amatör takımda. Amatör takımdan sonra milli takıma seçildim Kayseri'de. Kayseri bölgesiyle birlikte sonra Riva'ya geldim buraya. Riva'da işte son 44 kişi içine kaldım. Antalya kampı falan vardı. O şekilde süreç devam etti. Ünsal Hoca ve Metin Hoca sayesinde de buraya geldim. Samet'ciğim, sevgili Samet 2002 doğumlu ama boyu gerçekten çok uzun. Mükemmel bir fiziğe sahip. Bu fiziğin avantajını çok çok fazla yaşayacak. Takım arkadaşlarına şu an baktığımız zaman biraz onlardan gerçekten çok farklı. En az 5-10 santim fark var. Bu fiziğin avantajını inşallah ilerleyen yıllarda fazlasıyla kullanacağını düşünmekteyiz. Hangi mevkide oynuyorsun? Stoper abi. Stoper oynuyorsa zaten bu fiziğin avantajını mükemmel bir şekilde kullanacak. Bu özellik nereden geliyor? Aileden mi geliyor abi, acaba? Ailede de fazla böyle iri yapılı bir kimse yok.
Allah Allah. Allah'ın bir hikmeti herhalde. Aynen abi, öyle. Peki kendi mevkiinde nasıl olduğunu düşünüyorsun? En tipik özelliğin ne? En iyi yaptığın şey ne? Hava buradan biraz bahsedelim. Hava hakimiyeti, top kesme özelliği zaten stoperin büyük özelliklerinden birisi. Bu şekilde de öne çıkıyorum abi. Peki tekniğin nasıl? Teknik çok olmasa da var abi. Ama teknik lazım şimdi. Aynen. Çünkü artık biliyorsun günümüz futbolunda stoperlerden topu uzaklaştırması değil de topu yerden oyuna sokması veya önündeki orta sahadaki oyuncuya aktarması veya yanındaki oyuncuya aktarması, yani kısaca tekniğinin çok iyi olması bekleniyor. Doğru abi, o şekilde işte Birkan hocamız sayesinde de çalışarak onlar da inşallah üstesinden geleceğiz. Mustafa Kapı, sen çok dolaşıyorsun buralarda, gel buraya. Kaçtı Mustafa Kapı, çevremizde çok dolanmaya başladı. Kameraları çok sevmez ama nedense kendini göstermeye çalışıyor kameralara. Samet'le beraber kaldıkları için, Samet'in yakın arkadaşı olduğu için galiba. Doğru abi. Mustafa'yla aranmasın. Birlikteyiz. İyi abi. Hep Mustafa yemekte. Büyük yetenek. Çok büyük yetenek. Ama sen de inşallah öyle olacaksın. İnşallah abi. Senin zaten fiziğin şahane. Samet gerçekten çok iyi. Peki Samet'ciğim, Florya'yı nasıl buldun? Sivas'tan geldin. Florya gerçekten bizim için bir cennettir. Florya ile çok gurur duyarız. Farklı bir ambiyansı vardır. Sen nasıl buldun yeni gelen bir kişi olarak? Abi yeni gelen kişi olarak 4-4'lük bir tesisimiz var. Soyunma odası olsun, saha şartları falan olsun. Çalışanlar da zaten saha için maçtan sonra düzenlemeleri yapıyorlar. Amatörde bizim böyle bir fırsatımız yoktu abi. Burası biçilmiş kaftan yani. Gerçekten öyle. Büyük şans sizler için. Peki şu vuku bulan hadise, bizi üzen, ayağın kırıldı galiba. Nasıl bu kadar zamanda iyileşebildin? Genç olmandan kaynaklanıyor galiba. Büyük ihtimalle o şekilde abi. Zaten doktor da söylemişti. Genç olduğun için biraz daha çabuk toparlar diye. Nasıldı pozisyon? Neren kırıldı? Abi şu bilek tarafında kırık oldu. Maçın son dakikası oldu işte. Ben çıktım, oyun bitti. Allah Allah. Gerçekten çok üzüldüm şu anda. O an neler hissettin Samet? Abi ilk başta kırıldığının farkında değildim zaten. Burkmuş gibi hissettim. Sonrasında kalktım, pozisyona devam etmeye çalıştım. Baktım gitti. Ama edemedin. Birkan hocama söyledim. O da çıkarttı zaten son dakikada. Bildiğin ayağın kırılmış yani. Kırılmış abi, aynen öyle. Allah Allah, çok enteresan. Ne kadar süreçte tedavi devam etti? Tam yani antrenmanlara çıkmaya başlaman ne kadar sürdü? 6 hafta sürdü abi. 6 hafta. Bence 1,5 ayda gelmişsin. Çok iyi gelmişsin. Doğru abi, işte sonrasında fizyoterapiste çalıştım falan. O şekilde 2,5 ay buldu. Şimdi de sahadayım abi. Başarılar devam edecek inşallah. İnşallah abi. Galatasaray'ın senden beklentisi çok yüksek. İnşallah çalışmaların devam ederse, yeteneğin de kat be kat artmaya devam ederse seni A takımda görürüz. Bu fiziğinle birlikte. İnşallah abi. Tek gayen senin de bu zaten. Aynen öyle. Bunu sana söylediğim zaman ne hissediyorsun? Abi yani o kadar çocuk düşünüyorum buraya gelmek için çalışan. Ve ben de onlardan birisi olarak mutluyum yani. Batuhan Öztürk'le birlikteyiz. O da takımımızın önemli isimlerinden bir tanesi. Sorularımdan önce şunu yöneltmek istiyorum kendisine. Bu yelek niye böyle Batuhan? Abi bize biraz büyük oluyor da. Öyle mi? Aynen. O yüzden ben de bir acaba şekil olsun diye falan mı öyle yapıyorsunuz? Abi çoğu kişi de öyle ya. O zaman aynen. Tamam, günahını aldım, özür dilerim. Batuhan'ın günahını aldım. Futbolcular da biraz böyle şekil şemal düşkünlüğü malumunuz vardır. Ben de ondan kaynaklandığını düşündüm. Saçları kestirirler. Değişik değişik stillerde dövmeler yaptırırlar ama bizim kulüpte bunları pek fazla görmüyoruz. Zaten saç uzatmak yasak mı? Yani abi çok aşırı kötü gözükenlere karışıyorlar ama normalde serbest, yani çok karışmıyor. Ya serbest tabii ki, burada demokrasi var, özgürlük var ama çok böyle uzun saç istemiyorlar genelde. Biçimsiz şekilsiz olanlara karışıyorlar abi. Ne? Biçimsiz şekilsiz olanlara. Biçimsiz şekilsiz olabilir. Yani nasıl gidiyor çalışmalar Batuhancı? İyi abi, her gün daha iyi gidiyoruz. Yani bu sene hedef büyük, şampiyonluk. Geçen seneye göre daha çok çalışıyoruz, daha istekliyiz. İnşallah hedefimizi gerçekleştireceğiz bu sene. Ama en büyük hedef şampiyonluk mu? Gelişim. Gelişim. Bence de gelişim. Yani şampiyonluk bence ikinci planda, hatta üçüncü planda. Önemli olan sizin fiziksel, teknik, sağlamlık, futbola dair her ne varsa gelişim bence. Aynen abi. Senin nasıl gidiyor çalışmaların spesifik anlamda, kendi özelinde? İyi abi, yani her gün daha iyi çalışıyoruz, her gün daha istekliyiz.
Yani orta sahada mı oynuyordun Batu? Aynen abi, ön libero. Ön libero'da oynuyorsun. En sevdiğin, en beğendiğin ön libero kim Türkiye'de veyahut Galatasaray'da? Abi, Tolga Ciğerci her türlü. Tolga Ciğerci'nin hangi özelliği senin hoşuna gidiyor? Sağlamlığı abi. Sağlamlığı. Aynen. Bence pas yeteneği de çok iyi. Pas yüzdesi çok iyi gerçekten. Sağlamın mücadele etmeyi daha çok sevdiğim için o özelliği bana daha iyi geliyor. Gerçekten Tolga Türkiye'ye geldikten sonra, Galatasaray'a transfer olduktan sonra bu kadar önemli bir ivme kazanıp milli takıma kadar yükselmesi inanılmaz. Tek kelimeyle inanılmaz. Abi onlar her geçen yaş daha genç zaten. 25 yaşında yanlış bilmiyorsam. Evet. Yani onlar bile her şeyi, her gün yeni bir şeyler öğreniyorlar. O yüzden yani her yaşımızda gelişmemiz gerekiyor. Tolga Ciğerci her gün daha iyi gidiyor. Bence de öyle. Sen her geçen gün daha iyi gidiyor musun? Aynen abi. Yani senin en tipik özelliğin nedir? Herkese sordum. Senden de bu cevabı alayım. Abi ben tek paslarım falan çok şey yapıyorum. İadeler ya da uzun toplarımı terse onları şey yapıyorum. Yani. Oyunun yönünü değiştiriyor musun? Aynen abi. Ya da iade ediyorum, arkadaşımın yüzü dönük çeviriyor. Vay, helal olsun sana. Ama Tolga Ciğerci gibi savaşman lazım. Aynen abi. Zaten koşmayı falan çok seviyorum. O yüzden mücadele etmeyi de sevdiğim için Tolga Ciğerci de beğeniyorum abi. Sırtın dönük oynayabiliyor musun? Aynen abi. Ya iadeleri o yüzden seviyorum. Evet, bence sırtın dönük oynayabilmek çok önemli bir kriter. Peki daha çok bence Türkiye'deki futbolun çok gelişmemesini sağlayan şey daha çok paralel oynamak, ileriye doğru oynamamak. Galatasaray yapmaya çalışıyor bunu elinden geldiği kadar ama zaman zaman yapıyoruz, zaman zaman yapamıyoruz. Sen bu konu hakkında neler düşünüyorsun? İleriye doğru dikine oynamakla ilgili. Abi biz de hep geriden ileriye oyun kurmaya çalışıyoruz. Bazen sıkışıyoruz alanı. Alanı iyi kullandığın zaman ileriye daha rahat taşıyorsun. Biz de bunları zaten çalışıyoruz idmanda. Ya maçlarda da daha iyi yapıyoruz bunları. Çalışmasından olmaz abi. Sevgili seyirciler, Bir Yıldız Doğuyor da röportajlarımız devam ediyor. Evra Gülal'la birlikteyiz. Evra'nın ismi biraz değişik. Hemen anlamını soracağız. Anlamı, ben biliyorum anlamını. Sizler öğrenin diye şu an bir kez daha soracağım kendisine. Çok duyunca wow diyeceksiniz sevgili seyirciler. Buyurun. Dünyadaki bütün varlıkların en büyüğü abi. Dünyadaki bütün varlıkların en büyüğü. Gerçekten inanılmaz bir isme sahipsin. Peki futbol kaliten de, kaleciliğin de. Bu arada Evra kaleci. Muslera'yı kendisine örnek alıyor tabii ki. Öyle mi, doğru mu bu arada? Evet, yanlış abi, söylemedim evet. Değil mi? Doğru abi. Ya ben olsam, kaleci olsam altyapıda, ben de Muslera'yı örnek alırım. Ne yalan söyleyeyim. Evet abi, doğru. Dünyanın en büyüğü ismin, anlamı evet. Bu. Evet. Peki sen Türkiye'nin en büyüğü olabilecek misin kalede? İnşallah abi. Amaç o. Evet, amaç o. Peki bir kaleci de olmazsa olmaz nedir? Kriterler var tabii ki ama senden de dinleyelim. Abi teknik özellikleri daha iyi olması lazım. Topu uzanışları, fiziği. Önemlisi zaten fiziği, kaleli. Refleks. Evet, refleks abi. Peki topu oyuna sokabilmek? Abi o teknik özelliğe bağlı bir şey. Yani ayak tekniği özellikle elle oyuna sokabilmek daha. Çünkü bence şu an kalecilere baktığımız zaman, Avrupa'ya göz attığımızda kaleciler sanki bir kaleci gibi değil de ön libero gibi oynuyorlar. Yani bir oyuncu gibi oynuyorlar. Neuer mesela, aynen. Resmen adam gol attıracak. Asist yapıyor sürekli. Ya topu oyuna çok iyi sokuyor. Atağı organize ediyor. Atağın başlangıcı ondan geliyor. Evet. Bu çok önemli bir kriter bence. Sadece kaleci olmaktan ibaret değil olay. Evet abi, doğru. Sende o özellik ne alemde? Abi tabii ki de bende fazla yok da ama geliştireceğiz. Olur ama gelişir. Geliştireceğiz. Çünkü Arda Turan bile Barcelona'ya gitti ve şunu diyor. Daha öğreneceğim çok şey var diyor. Bence de. İş yetenek gelişimi hiçbir zaman noktalanmıyor. Evet abi, doğru. Peki sen senin en güzel özelliğin ne? Abi ben kendimde bir özellik nasıl desem. Bir özellik görmüyorum demeyeceksin inşallah bana. Ya herkesin bir özelliği var da ben kendimi beğenmiş gibi yapmak istemiyorum. Hayır estağfurullah, olur mu öyle şey? Ama kendine güvenini belli et. İyi olduğun noktayı paylaş. Abi yerden uzanışlarımı, yani uzanışlarımı beğeniyorlar hocalar. Yerden? Evet, yerden havadan. Fark eden bir şey olmuyor. Geliştireceğiz bunları da abi. İnşallah devamı gelecek. Kaleci olmak bence çok zor Evra. Evet. Yani mükemmel oynarsın. 90 dakika boyunca
çok iyi kurtarışlar yaparsın, çok iyi performans ortaya koyarsın, bir tane hatalı gol yersin, günah keçisi sen olursun. Evet abi. Bunun bilincindesin değil mi? Evet abi. Dolayısıyla bence psikolojik anlamda da hazır olmak lazım. Psikolojik anlamda çelik gibi sinirlere sahip olmak lazım. Doğru abi, evet. Haklısın. Var mı sen? Duygusallık olmayacak çok fazla. Ya, duygusallık çok az var abi de. Tabii ki de şu an herkes gördüğünü cüsemden korkuyor biraz. Öyle mi? Yani, fiziğin yani gerçekten çok iyi ama. Evet abi. Bende de var o özellikler. Doğru abi.